Herkese merhabalar. 25 Temmuz günündeyiz. Tabii ben bugün borsa kapandı. Kapandı sonra bilanço bekliyorum. Çünkü bilanço videosu yapacağım diye düşünüyorum. Her gün gelecekmiş gibi bilançolar hayal ettiğim için. Bekliyorum bekliyorum gelmiyor. Allah Allah diyorum, bu bilançolar nerede kaldı? Tabii sonradan bilanço takvimini açıp bakmak aklıma geliyor ve bugün meğersem bilanço gelmeyecekmiş. Boşuna beklemişiz. Sonrasında bir de konu düşünme. Hani ne konuşacağız? Bilançoya çünkü odaklanmıştık bugün. Hazır konu vardı. Konu yok. Biraz da öyle vakit geçirdik. Saatim 7 çeyrek geçe bu videoyu sizlere çekiyorum. Bugün konumuz arkadaşlar biraz anılarımızı canlandıracağız. Complacency nedir? Bunu konuşacağız. Şimdi complacency çok önemli bir şeydir. Biliyorsunuz ki bizi 8 ay önceye gittiğimizde yaşadığımız belli başlı olaylar vardı. Maalesef bu complacency'yi o zaman ilk kez dile getirmiştik. Belli anılar edinmemize sebep olmuştu. Şimdi bugünkü olaylara da baktığımız zaman işte dün enerjilerin tavan olması mesela. Bugün hepsinin aynı anda taban olması. Benim aklıma 8 ay öncesini getirdi. 8 ay önce çünkü bu kanalda bu konuları konuşmuştuk. Ondan sonra bayağı laf duymuştuk. Laf duyduktan sonra da haklı çıkmıştık. Maalesef haklı çıkmıştık diyorum. Çünkü bir sürü insan yine o zaman da zarar görmüştü. Muhtemelen tarih böyle tekerrürden ibarettir dediğimiz şey aslında gerçekleşiyor ara ara. Ama işte bunu bazen hisseler bütününde görürüz. Bazen tek tük hisselerde görürüz. Ama sık sık arada bir hatırlatmak durumunda kalacağım bu complacency olayını arkadaşlar. Şimdi bunların kelime anlamına bakacağız. Hem nereden çıktı bugünkü olay, bir buna bakalım. Şöyle kendimi küçülteyim. Birazcık kritik konulara gireceğimiz için tekrardan yasal uyarımızı hatırlatalım. Al-sat tavsiyesi vermiyoruz. Yatırım danışmanlığı kapsamında hisse adı vesaire geçerse değerlendirmeyin arkadaşlar. Burada sadece analizler yapıyoruz. Muhabbet amaçlı, eğitim amaçlı bir video yapıyoruz. Şimdi bugünkü olaylara geldiğimiz zaman, şimdi bildiğiniz üzere ben genelde boğa tarafında olan bir insanım. Çok fazla ağzımdan dikkatli olun, şey yapın vesaire çıkmaz ama ara ara temkinli olun cümlelerini yinelerim. Yani videolarımı böyle geriden izlediğim zaman da aklıma geliyor. Mesela son 2-3 videodur sürekli temkinli olun, dikkatli olun, aman ha falan diyorum. Şimdi o günlere doğru geliyor muyuz acaba? Tabii bunun aniden bir %40 yükselme yapmamız 2 ayda çok etkili. Onun dışında dünkü hareketler biraz beni tedirgin etmişti. Bugün de ne oluyor falan dedim. Yani çünkü dün enerjiler tavan olduğunda şöyle bir şey söylemiştim. Yani bayram değil, seyran değil. Bilançolar da çok iyi gelmeyecek. Bunları birileri aldı gitti. Niye tavan yaptılar vesaire diye konuşmuştuk. Tabii ki işin rengi muhtemelen farklı. Yani bugün bir sinyal verdiler gibi geliyor bana. Astor 13 milyar hacim yapmış. Bunlarla zaten hacimler yükseldi ama artık hacim rekoru kırmış. Ve birçok enerji hissesi taban yaptı arkadaşlar. Bazı hisseler diğerlerini tabana götürdüler. Şimdi burası bize neyi hatırlatıyor? Neden complacency'yi konuşacağız? Şimdi complacency nedir'e de geleceğim ama gelin 8 ay önceye biz bir gidelim. Yani kanalda bakın bu kanal 1,5 yıldır var. 8 ay önceye gidiyorum. Şimdi burada 30 hisse teknik analiz, hisse yorum demiş. 8 ay önce. Bu videonun içerisinde ben tekrardan açtım ne konuşuruz vesaire diye. Orada baktığım zaman bakın Sasa Hektaş Kontrolmatik alt alta burada genelde inceliyordum bu hisseleri o zamanlar benim portföyümde olduğu için. 30 hisse incelerken şurada Sasa'nın ilk taban yaptığı bakın görüyorsunuz zirve yapıp taban yaptığı kısma denk gelmişiz. Ve burada bu complacency'ye ilk kez şey yapmış dile getirmiş complacency olayını. Complacency aslında kendini beğenmişlik demek. Yani şöyle baktığınız zaman kendini beğenmişlikle ne alakası var derseniz. Ondan sonraki videoları da şimdi size göstereceğim. Bundan sonra tabii ki Sasa Hektaş Kontrolmatik üçlüsü vardı o zamanlar. Benzer bir başrol oynuyorlardı endeksin rallisinde. Endeksi coştura coştura gidiyorlardı. Özellikle Hektaş'ın son anda işte BIST 30'a dahil olması, Kontrolmatik'in işte BIST 50'ye o zaman girmişti. Bunlar zaten sürekli tavan tavan, hacimleri de çok yüksek. Endeks tek başına tutan hisseler haline gelmişlerdi. Ve hiçbir hissede hareketlilik o zamanlar çok fazla yokken Sasa Hektaş Kontrolmatik 3 ile birden endeksi direyebiliyorlardı. Bu sırada diğer endeks hisseleri yavaş 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 satıyorlardı çaktırmadan. Ondan sonra zaten bu hisselerin de ciddi bir kayıp yaşatması sonrası tüm Borsa İstanbul düzeltme evresine girmişti. Ondan sonra zaten videolarımızın konu başlıklarına bakarsanız şey oluyor. Borsaya buradan girilir mi? Düzeltme ne zaman bitecek vesaire. Yani ayı piyasasına girdiğimizin şeyi kanıtı orada. Şimdi tabii burada ikinci videoya geçtiğim zaman bakın tekrardan Sasa Hektaş tabanlar çözülecek mi diyorum ve bu videoda şu noktada tam taban taban olduktan sonra bir tavan olmuş. Ben burada hisseleri hani gerekeni yaptığımı söylüyorum çünkü üçü de elimde vardı. Gece rahat uyuyacağım şeyi yaptım yine de siz bilirsiniz diyorum ama belli sinyaller veriyorum ve öncesinde de bakın bu evet şu noktada bakın tekrardan geriye aldığımda bakın tekrardan complacency'yi burada görüyorsunuz. İşte complacency aslında bu.
Nedir? Hissenin yükseltilip düşürülme grafiği. Dünkü Cante örneğinde vermiştik. 10 kat yükselttikten sonra hisseyi başlattıkları yere indiriyorlar. Tekrardan ayı piyasasına sokuyorlar. Tabii ki bunun öncesinde bir öfori aşaması geliyor. Öfori'de nasıl? Herkes çok zeki olduğunu, zengin olacağını, borsadan çok iyi anlayacağını, her zaman bu hisselerin kazandıracağını iddia ediyordu. Ondan sonra ani bir düşüş dalgası geliyordu. İşte ilk taban hareketi, sonrasında taban hareketi, sonra belki bir daha bir taban. Daha sonra tekrardan bir yükselme aşaması. İşte bu yükselme aşamasının, ikinci yükselme aşamasında complacency oluşuyor. Nedir? Kendini beğenmişlik. İşte biz burada hisseler için gerekeni yaptığımızda, dikkatli olduğunu, insanların ne olması gerektiğini söylediğimizde, işte bazı insanlar hemen şey dedi. Yani çünkü o zaman bu hisseler laf edilmiyordu. Sasa Ektaş kontrolmatik hakkında çıkıp konuşmak şeydi, çok zordu. Hemen yorumlar geliyordu. Herkes böyle şey, sen ne bilirsin ki işte şöyle elinde yok diye öyle söylüyorsun falan filan oluyordu. Dolayısıyla kendini beğenmişlik had safhada olduğu için herkes laf söyledi. İşte bak tavan oldu gördün mü? İşte bu rally devam edecek. Hisse olacak o zaman 180 diye 1800 lira göreceksin. Sattığına pişman olacaksın vesaire. Ondan sonra 2 gün daha geçti. Çat diye hisseleri bir indirdiler. Hepsini %70 indirdiler. Onunla beraber Borsa İstanbul Endeksini de yıktılar. Ondan sonra ayı piyasası geldi zaten. 6-7 aydır onun ceremesini çektik. Sonraki videoda bunu gösteriyorum. Bakın üçüncü bir video yapıyorum burada. Sasa Ektaş tekrar tavan demişim. Tekrar tavan olduğu halde ben bunu söylüyorum. Complacency diye bir şey var. Dikkatli olun aşağı indirirler diyorum. Altına hatta bayağı böyle garip garip yorumlar vesaire de gelmişti. Üzülmüştüm yani. Tabii ki maalesef haklı çıktık. Ondan sonra işte %70 düşüş oldu. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman. Şimdi yine Astor'un ben grafiğini açtığım zaman. Bakın gelin grafiği açalım Astor'un. 13 milyar hacim var. Hisse çok ciddi bir yükseliş yapmış. Halka arzından beri 12'den 120 liraya gitmiş, 10 kat yükselmiş. Bakın özellikle son 4 gündür gepli boşluklu yukarı gidiyor. Yukarı gittikten sonra ilk taban hareketi geldi. Şimdi bu noktada ne yapılması lazım? Astor için veya Astor benzeri birçok şirket var. Mesela Europower var burada. Europower'da da benzer bir görünüm var. Hani bunların en belki şeyi Astor, hani baş çekeni ama Europower da mesela aynı. Bakın gepli gepli yukarı gidiyor. İlk taban hareketi geliyor. İlk taban hareketi. Ondan sonra diğer hisselere bakıyoruz. Gesen biraz daha bunlardan daha eski halka arz olduğu için biraz daha farklı hareketler yapıyor ama bu da son günlerde ciddi yükseliş hareketinden sonra ilk taban hareketi geliyor. SmartG'ye bakıyoruz. SmartG'de de benzer. Yani bunlar birbiriyle kanka olmuş. O zaman Sasa Ektaş kontrolmatik gibi hissettiriyor. Mesela birazcık SmartG geride kalmış. Bunun nedenini de konuşacağım. Niye geride kalmış ama bakın 1, 2, 3, 4 gündür gepli boşluklu yukarı gidiyor. Ondan sonra bir taban hareketi geliyor. Hatta alış da gelmiş. Bakın taban olduğu halde insanlar işte complacency dediği bu aslında. Veya euphoria dediği. Taban oluyor. İşte FK'sı 120 olmuş. Taban olduğu halde alttan deli gibi alım geliyor. Yani fitil bırakacak derecede alım gelmeye devam etmiş. Şimdi Alfas'a bakalım. Şimdi Alfas biraz daha şey bunlara göre. Yani çok ciddi yükseldi bu da ama fiyat anlamında çok pahalı. 700 lira görünüyor. Ama yaptığı iş anlamında biraz farklı. Tabii yine de enerji ekipman sektöründe diyebiliriz. Fabrika üretiminde olsa bakın 440 liradan 700 liraya kadar gepli koşuyor hisse ve ilk taban hareketi neredeyse geliyor. Yani taban bilmiyorum ama minimum %6-7'lik bir bar yanmış. Yine Yeotek var burada. Yeotek'e bakalım son günlerde ne yapmış. Tabii Yeotek zaten buna benzer bir hareket Sasa Ektaş kontrolmatikle beraber yapmıştı. Şimdi tekrardan yükseliyor bakın. Tekrardan yükselirken yine ders alınmamış gibi gepli gepli gidiyor ve ilk taban hareketi tekrardan geliyor. Şimdi bu aşamada ne yapmamız lazım? Yukarı gitme ihtimalimiz var mı? Var. Yukarı da gidebiliriz. Yani burası birazcık sıkıntılı. O yüzden burada aslında benim uyaracağım kişiler biraz farklı. Hisseyi taşıyanlardan ziyade bu aşamada kimin dikkatli olması lazım? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi Civene'ye bakıyoruz. Civene tabii yeni halka arz ama burası da enerji ekipmanları olduğu için yine 4 tane gepli güzel günü var. Ondan sonra ilk taban hareketi gelmeyiş. Şimdi burası birazcık tedirgin ediyor. Tüm Borsa İstanbul'da etkileyebilir bu mevzu devam ederse. Şimdi yarın eğer ki bu düşüş devam edecekse birazcık sıkıntı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle böyle durumlarda ne yapmamız lazım veya yani bu complacency konuşmamızın sebebi nedir? Şimdi burada complacency aslında şu arkadaşlar. Yani neden insanlar için önemli? Özellikle yeni gelen yatırımcılar için çok önemli olduğunu düşünüyorum complacency'nin. Şundan ötürü. Şimdi zaten halihazırda ben mesela o zaman da Sasa Ektaş vesaire taşıyordum. Düştükten sonra taban taban gitti. Ondan sonra bir taban hareketi yaptı. %20-30 tepeden aşağıda verdim, kurtuldum. Benim için sıkıntı yok çünkü aşağılardan almıştım, taşıyordum. Şimdi complacency de özellikle kendini beğenmişlikte önemli olan şey.
Şudur. Nedir kendime? Şimdi birisi Borsa İstanbul'a gelmiş. Bu hisselerden almış. Çok yükseliyor diye birileri söylemiş. Onlardan devam ediyor ve çok güzel paralar kazanmış. Tesadüfi olarak veya işte cesaretli olduğu için kazanmış. Ama dışarıdan aylar geçmiş, birkaç ay geçmiş. Bu hisseler 7 kat, 8 kat. Yani belli noktalara gelmiş. Biraz da hangi noktalara geldiğinden de bahsedeceğim bu hisselerin. Yani bugün genel enerji ekipman günü olsun istiyorsanız. Başka bir bilmeyen kişi geldiği zaman ben borsaya gireceğim. Sen çok iyi kazanmışsın. Ne yapayım? İşte diyor ki hemen şu hisseler var. Bunları al. Kendi zaten 7 kat, 8 kat kazandı hisseler. Yani bekliyor ki 10 kat daha yapsın. Öbür adama da aldırıyor. O onun arkadaşına da aldırıyor. Neden? Çünkü bir ofori hali var. Kendini beğenmişlik hali var. Ben bundan zengin oldum. Siz de bundan zengin olabilirsiniz. Öbür gelen de başkasını aldırıyor. Öyle öyle. Şimdi burada en dikkatli olması gereken bu hisselere hali hazırda girmemiş, yatırımı olmayan insanlar için söylüyorum ben bunları. Eskiden beri taş 7 kat 8 kat yapmış adam zaten rahat. Ama işte o adam başkasına gidip aldırıyorsa bu hisseleri 7 kat 8 kat yapmış halinden işte orada bir sıkıntı var. Öbür insanın almaması gerekiyor. Neden diye almaması gerekiyor? Çünkü borsaya yeni gelmiş biri. Hiçbir şey bilmiyor. Belki cebinde 300-500 bini var. Total tek bir hisseye atacak. Ve de bu hisse halihazırda 7-8 kat yükselmiş bir hisse olabilir. Dolayısıyla birazcık sıkıntılı. Çünkü o adam da düşünüyor ki ya diyor bu 7 kat yapmış ben niye 7 kat yapacağım diyor. Borsa İstanbul'da öyle bir yer. 600 bin parayı koyuyor 7 kat yapacağım diye. Sonra 7'de birine inebiliyor parası. Biz ne demiştik? Belli kriterlerle Borsa İstanbul'a başlanması lazım. Kademeli minik minik azar azar öğrene öğrene sepet yapa yapa gidilmesi lazım. Ama yeni gelen birisi bunu bilmediği için işte birisinden duyduğu ilk hisseye 500-600 bin bağlayıp sonra sıkıntıya girebiliyor. Bunu sıkıntıya sokan şey aslında işte complacency olayı, kendini beğenmişlik olayı. Neden? Çünkü herkes şunu diyor. Ben bu hisseyi aldım 7 kat yaptım. Ben bu hisseyi aldım arabamı yeniledim. Ben bu hisseyi yaptım çok para kazandım. Ama o hisse nereden nereye gelmiş kimse bakmıyor yani. Dolayısıyla çok çok önemli bir konu. Şimdi gelin bu hisselerin bir temel analizlerine bakalım arkadaşlar. Bundan bilançoya gelince ben bunların hepsine tek tek bakacağım zaten. Şimdi geçen çeyrek çok güzel bilançosu olanlar vardı. Bu hisselerin belki bazıları buraları hak ediyor ama bu kadar hissenin alt alta yani Astor, Europower, Gesan, Smart G, Alfas, Yeotech, Kontrolmatik, Civene işte birkaç tane daha var bunları ekleyebileceğimiz benim aklıma gelmeyen. Bunların hepsinin 10 kat, 20 katı hak eden hisseler olması yani bu sektör halinde. Yani çünkü bunlar bir sektör. Fintable'sa baksanız enerji ekipmanı sektörü diye geçiyor. Enerji teknolojileri sektörü diye. Hepsinin yani bu kadar işte FK 50, 60, 70, 80 etmesi şey geliyor bana garip geliyor. Tamam birkaç tanesi işlerinden sıyrılacaktır ve çok iyi işler yapacaktır. Ama bu hisselere baktığın zaman bakın mesela Astor en ucuzlarından biri. FK 48, piyasa değeri defter değeri 20. Hisseye siz 99 milyar, 100 milyar para ödüyorsunuz. Yani piyasa değeri 100 milyar olmuş hissenin. Şaka gibi yani. Ne ara 100 milyar oldu ben bile hatırlamıyorum. Yani halka arzı daha bunun FK 7-8'de halka arzı olmuştu herhalde o zaman. Öz sermayesi yani ya 4-5 milyarla halka arz oldu diye hatırlıyorum. Ya 10 kat yaptı yani bu hisse. 10 milyarla da halka arz olsun. 10 kat yaptı. 100 milyar olmuş. Şimdi 100 milyar para ödüyorsunuz. Hissenin net karı mesela 453 milyon. Hadi bunu 4 ile çarpın, 5 ile çarpın, 6 ile çarpın. Yani ne olursa olsun hisseye siz ederinin 50 kat fazlasını veriyorsunuz. Veya yıllık kazancının 50 kat fazlasını veriyorsunuz. Dolayısıyla bu hissenin biz bilançosunu incelediğimizde karı da 2'ye 3'e katlaması lazım. Ve seneye de bunu yapması lazım ki 2-3 yılda bu fiyatları eden bir şirket olsun diye düşünüyorum. Dolayısıyla siz bu şirketlerin tek tek bir ne kadar kâr ediyor? Bunlara bir bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela Europower var. Aynı şekilde bakın FK'sı Europower'ın 91. Piyasa değeri defter değeri 40. Belki birçok bu hisseden para kazanan vardır ama işte hiç bilmeyen bir insanın FK 100 nedir bilmeyen bir insanın gelip böyle dahil olması. Bundan belki para kazanabilir. Yani gider belki 250 olur, 300 olur ama bir yerden sonra bu hisseler sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü tarihte bunu defalarca gördük. Her zaman gördük. Daha dün Jante'yi konuştuk. Yani 10 liradan denedik ya 80 liraya gitmiş. Ondan sonra tekrardan hisseyi 15 liraya düşürmüşler dedik. Grafiğini şimdi birazdan açayım. Az önce açtığımın birebir aynısı. Yani birebir aynısı. Şu Wall Street grafiğinin birebir aynısı. Şimdi Jante'yi açacağım. Şimdi bunlarda da benzer bir görünüm oluşacak olabilir. O yüzden dışarıdan gelen arkadaşlarınız özellikle veya yeni başlayacak olanlara İşte hisse söylemeyin arkadaşlar. Yani sorarsa arkadaş kendini öğren, araştır. Şöyle birkaç bilgi verebilirsiniz. FK nedir, piyasa defter nedir, hisse nedir, yatırımcılık nedir vesaire gibi ama işte ben şunu aldım 10 kat yaptım sen de al derseniz başka insanların batmasına sebep olabilirsiniz. Şimdi Europower'a baktığınız zaman 40 milyar piyasa değeri var Europower'ın. 40 milyar ödüyorsunuz hisseyi alırken. Şirket size 100 milyon kazanıyor tek çeyrekte.
4 ile çarpsan 400 milyon. Hadi 2'ye katlasın kârı da 1 milyar. Yıllık 1 milyar kâr yapsa şu an için yapabilir mi? Yapabilir belki. 40 yılda amorti ediyor arkadaşlar. Yani siz mesela bir düşünün, 40 milyar veriyorsunuz, size her yıl 1 milyar, 1 milyar, 1 milyar geri ödüyor gibi bir hal alıyor burada Europower. Dolayısıyla Europower'ı mesela kârın 4 katına çıkarması lazım. Seneye de bir 4 katına çıkarması lazım ki FK'sı 20 olsun. 20 FK biz çok pahalı diye nitelendiriyoruz bizim borsamızda özellikle. Dolayısıyla birazcık sıkıntı. Bir de faizler vesaire de çok yüksek. Yani hisselerin normalde aslında 4-5 FK'lar şu an bir şüphe yaratıyor bazen. Çünkü neden? Faiz kendisi 2 FK. Yani 100 bin lira siz mevduata yatırıyorsunuz, 40 bin lira getiriyor yıllık size. Dolayısıyla bir hissenin 90'da biri kadar kar getirmesi çok normal bir şey değil. O yüzden şu an içinde bulunduğumuz durum bir öfori, halüsinasyon durumu olabilir. O yüzden bu konunun üzerine biraz duracağım. Mesela Gesan'a baktığımda Gesan en bence mantıklısı işlerinde 46'ya 16. FK'sı 46, piyasa değeri, defter değeri 16. 42 milyar piyasa değeri de ulaşmış şirket. Çünkü biraz daha eski bir şirket ama bununla net kar bakın 340 milyon. Hani 4 çeyrek buna benzer yapsa 1 milyar 200 milyon oluyor. FK 35 oluyor. Hadi 2'ye katlasın yine de FK 20'nin üzerinde bir şirket. Tekrar tekrar 2'ye katlaması lazım. Her yıl karını 2'ye katlaması lazım ama bu enerji ekipman sektörü acaba bu kadar şirketle, bu kadar rekabetle beraber hepsi karlarını bu kadar aynı anda artırabilir mi bu şirketlerin? Buna çok çok dikkatli olmanız lazım. Hani ben burada alın satın tutun demiyorum. Yani neden diye sorarsanız nereden aldığınızı bilmiyorum. Mesela ben Alfa'sı ilk halka arzından beri tutuyor olsam tutamadım. Hiçbirini tutamadım yani bunların. Çünkü belli bir seviyede ben veriyorum. Hani çok pahalandı gibi geliyor bana. Ama tutmuş olsam elimde şu an istediği kadar düşsün umurumda olmaz ama dışarıdan yeni gelecek kişilere önerme açısından aslında ben bu videoyu yapıyorum. Yeni gelecek birisi en tependen dahil olmasın diye tekrardan. %5-10 belki yukarı gidebilir. Tekrardan tavan hareket devam edebilir ama bir yerden sonra yıktıkları zaman bazı insanların çok özü canı yanacak bu hisselerde sonradan dahil olanlar. Şimdi Alfas hissesine bakıyoruz. FK 44, piyasa değeri defter değeri 27. Şirketin baktığımız zaman 32 milyar piyasa değeri var. Tek çeyrekte 250 milyon kar yazmış. Tamam, karlarını 2'ye katlasın. 3 çeyrek boyunca bunu yapsın. 2 milyar kar yapar. FK'sı 20'lere tekabül eder. Yine Alfas da işlerinde en ucuz olanı gibi duruyor. Yani özellikle burada Smart G tarafı inanılmaz pahalı. Şöyle bakıyorum Smart G tarafı. Bakın FK'sı 276. Piyasa değeri defter değeri 92. Şirket 300 yılda kendini amorti eder. Neden diye sorarsanız. Smart G'nin piyasa değeri olmuş 76 milyar lira. Öz kaynakları 1 milyar olan bir şirket. Bakın öz kaynağı 1 milyar 76 milyara satılıyor piyasada. Yani öz kaynağın 92 katından satılan bir şirket. Yani siz mesela bir bardak çaya 5 liraysa buna 92 katı veriyorsunuz. Yani böyle bir mekana girdiğinizi hayal edebiliyorsunuz. Ya yani birazcık iş ona dönüyor burada aslında. Çünkü şirket verdiğiniz paranın 276'da birini anca bir yılda size geri veriyor. 276 yıl ömrünüz yok zaten. İşte o yüzden söylüyorum. Yükselecek olabilir ama hissenin yükselip alçalmasından ziyade şirket gözüyle bakarsanız, bu şirket ne kadar kazanıyor gözüyle bakarsanız gidip böyle bir işe mesela ortak olur musunuz bu seviyelerde? Ben tamamen arkadaşlar aşağıdan alanlar değil. Mesela Smart gelin grafiğini açalım. Şimdi mesela halka arzına katılmış olabilirsiniz. Yukarılardan almış olabilirsiniz veya düzeltmeyi tamamladı aşağılardan dahil olmuş olabilirsiniz. Hiçbir problem yok. İstediğiniz kadar tutun istiyorsa düzeltsin. Buranın 0.786'a kadar düzelse bile siz elinizde ortak olduğunuz uygun değerden bir şirket var gibi düşünebilirsiniz. Ama dışarıdan bugün bir arkadaşınız geldi. Ben hangi hisseyi alayım diyor. Veya işte öyle bir durum oluşuyor. Ortamda konuşuyor. Smart G çok kazandırıyor diye pompalarsanız 50 liradan işte 150 liraya çıkmış bir anda bir hisseyi o insanın çok büyük bir meblağla çünkü borsanın nasıl bir ortam olduğunu bilmediği için girmesine sebep olursanız o insan üzülürse buna siz sebep olmuş olursunuz. O yüzden işte complacency yani kendini beğenmişlik yapmamak lazım. Bu hisseleri böyle çok fazla dillendirmemek gerekmiş. Zaten dikkat edersen ben bu kanalda genellikle bu hisselerle ilgili çok fazla grafiklerine de bakmıyorum, yorum da yapmıyorum. Çünkü tehlikeli konular. Çünkü çok güzel para kazanıyor insanlar. Onlara sattırıp da para kazanmalarından yani para kazanmalarına engel olmak istemiyorum. Ama aynı zamanda yeni girecek insanlar eğer ki bunlar düşecekse onları da aldırıp zarar etmelerine sebep olmak istemediğim için aslında bu hisseleri konuşmuyorum. Videomuz 20 dakika olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bir özet geçersek, bugün bilanço yapamadığımız için böyle bir complacency konuşmuş olduk ama bugün için önemliydi diye düşünüyorum complacency konusu. Çünkü bu enerji hareketi
Bazı şeylere gebe olabilir. Borsa İstanbul'un geneline böyle yansıyan bir düşüş hareketi vesaire gelecek de olabilir diye düşünüyorum. Bakalım yarın 3 gün var bu haftanın bitmesine. 3 gün açık olması güzel. Yani cuma günü olsaydı bayağı tedirgin bir bekleyiş olurdu. Yarın sabah ne olduğunu göreceğiz. Şöyle bir Borsa İstanbul genel hisse şey genel endeks analizi de yapalım istiyorsanız. Şöyle BIST 100'ü açayım. Bakın burada Borsa İstanbul'da aslında bir yorulma belirtisi var. Zaten dün söylemiştik. Yani birazcık nefesi kesiliyor gibi. Bugün bir düşüş barı yandı. RSI aşağı doğru dönüyor. Hacimler gerçekten yüksek ama parabol birazcık eğrildi. Yani biz ne tür parabolleri seviyorduk? Yani şöyle yükseliş parabollerini seviyoruz. Böyle yükseliş parabolleri sanki bir yerde şey boynu bükülmeye başlıyor yükselişin gibi geliyor. O yüzden birazcık tedirgin ve temkinli olmakta fayda var. Her zaman hisse alırken ben söylüyorum tedirgin olun. Sonra temkinli davranın. Çünkü hisse alıyorsunuz, bir şeye ortak oluyorsunuz. Nereden ortak olduğunuza dikkat edin. İşte gidip karının 300 katı miktar verip bir şirkete ortak oluyor olabilirsiniz. Bakalım o bilançolar geldiği zaman da inceleyeceğim arkadaşlar. Özellikle SmartG, Gesan, Yeotech, sonra ne vardı? Astor, Europower, Alfas, Civene. Bunların hepsinin kontrolmatik bilançolarını ayrıntılı değerlendirmek istiyorum. Yani bu hisselere değer biçmek gerçekten çok zor. Allah yardımcımız olsun diyelim. Eskiden tutanlar çok güzel paralar kazandılar. Hayırlı olsun. Devam edebilirler. Sıkıntı yok ama dışarıdan gelen insanlara, hiçbir şey bilmeyen insanlara direkt böyle çok uçmuş hisselerin adını vermekten imtina edin arkadaşlar. Çünkü onların zarara uğramasına sebebiyet verebilirsiniz. Çünkü siz önceden aldıysanız, kazandıysanız o insanlar aynı yerden dahil olmuyorlar hisselere. Böylelikle zarar etmelerine sebep olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.